Size bir düş sunabilirim. Bu düşün gerçekliğine sizi inandırabilirim. Bunu yapabilecek olmam, sizin her defasında benim istediğimi düşünmenizi gerektirmez. Sadece biraz dikkat ve araştırma. Hazır sunulanı alan bir kitleye mi öneriyorum bunu? Hem evet, hem hayır. Biliyorum ki içinizde hazır sunulanı sorgulayan beyinler var. Bu programı merakla izliyorsanız, siz de onlardan birisiniz. Ya da olmaya adaysınız. Bu, merak duygunuzun araştırıcı yönünüze eşlik ettiğinin bir göstergesi sayılabilir. Bu yüzden haberleri birçok kanaldan izleyip, benzerliklerin ve farklılıkların ayrımına varabiliyorsunuz. Gün boyu televizyonlarda birçok program yayınlanıyor. Örneğin gündüz kuşak programları, içerik yelpazesi geniş, sağlık konuları, aile içi ilişkiler, yemek tarifleri, el işi çalışmaları, sağlıklı beslenme, destekleyici tedavi yöntemleri vesaire. İzlediğiniz ekranda size sayısız mesajlar gönderiliyor. Gözümüze ve kulağımıza gelen her bir uyaran aynı zamanda bir ileti olarak beynimiz tarafından işleniyor. Beynimiz vücudumuzun en üst kumanda merkezi ve hem bedenimizin içinde hem dışında meydana gelen değişikliklere adapte olmamızı, uyum sağlamamızı sağlıyor. Şimdi bunu yaparken tabii çok karmaşık mekanizmalar kullanıyor. İlk etapta duyulardan gelen elektriksel bilgileri değerlendirip dış dünya hakkında ya da vücudumuzun iç işleyişi hakkında bir takım yorumlar yapıyor. Bu yorumların sonucunda da gerek doğuştan getirdiği gerekse yaşam sırasında öğrendiği bir takım bilgiler, yazılımlar ya da devreler sayesinde bir takım tepkiler üretmemizi sağlıyor. Çok fazla miktarda veri beynimize akıyor ve bu verinin hepsini şuurlu olarak farkında olmamız mümkün değil. Beynimiz aynı zamanda çok etkin bir süzgeç sistemi olarak görev yapmak zorunda. Beynimize akan bilgiler şuurumuzu temsil eden beynin üst katmanlarına çıkmadan önce beynin ortalarında bir yerlerde bir filtreleme işlemine tabi tutuluyorlar ve süzülüyorlar. Bu filtre yüzünden biz dışarıdaki gerçekliğin ancak belki %1 ya da 2'sini her an şuurlu olarak fark edebiliyoruz. Bunun dışındaki bütün girdiler yine bir şekilde sinir sistemimiz tarafından algılanıyor. Fakat sadece bizim şuurumuza ulaşmıyor. Bizim için şuur dışı bilgiler olarak kalıyor. Işık, renkler, mekan algılarımızı etkiler. Ve televizyon bu unsurları en iyi şekilde kullanır. Beynimize gelen bilginin büyük bir kısmını görsel bilgi oluşturuyor. Bu görsel bilgi açısından da bizim için en önemli olanı aslında hem şekil hem renk bilgisi. Bunlar beyinde farklı işlemler tarafından algılanan özellikler ama rengin bizim açımızdan bir kere hayatsal bir önemi var, yaşamsal bir önemi var. Tabiatta olduğumuzu düşünelim. İşte meşhur bir örnek vardır, renk körü bazı maymunlar var, erkekleri renk körü olan maymunlar. Meyveleri göremedikleri için sürekli dişilerin onlara meyve toplamaları gerekiyor. Hayatta kalmamız için renkleri ayırt etmek bizim açımızdan önemli. Sadece bu değil, renklere bazı kodlamalar da yerleştiriyoruz. Gerek doğuştan gelen bilgilerle, gerekse yaşanmışlıklarımızla. Çok bilinen örnekler, mesela bir restorana gittiğinizde özellikle Amerika menşeli restoran zincirlerinde genellikle bu çok kullanılır. Kırmızı rengin hakim olduğu bir yer görürsünüz. Çünkü kırmızı renk insanda adrenalini arttırır, iştahı arttırır ve savunma ya da savaşma amaçlı kullandığımız sempatik sinir sistemi denen bir sinir sistemini de aktive ederek heyecan ve uyanıklık düzeyimizin artmasına sebep olur. Şimdi bu etkiler birleştiğinde sadece kırmızı bir renk değildir bizim için. Aynı zamanda bir işarettir. Bir kere kanın rengidir. Dolayısıyla tehlike işaretidir. İşte acıcı bir renktir vesaire. Ve bu tip bilgiler özellikle reklam sektöründe, medyada çok yaygın olarak kullanılmakta. Esas olarak renklerle kodlanan bilgilerin ya da renklerden alınan ipuçlarının esas değerlendirme yeri yine şuurumuzun ulaşmadığı o duygusal beynimiz dediğimiz bölüm. Ve dış ortamın dizaynı, size sunulan bir görüntünün renk içeriği birçok mesajlar size ulaştırabiliyor. Fakat bu mesajların şöyle benim için güzel bir tarafı var. Bu renklerin kodları evrensel değil. Her insanda aynı şekilde çalışmıyor ve kişiler arasında çok önemli farklılıklar var. Ama özellikle uzunca bir süre belli renklerin belli amaçlarla, belli markalarla, belli mesajlarla birlikte kullanılması o renge özel bir anlamda yükleyebiliyor. Hadi, hadi, hadi biz burada kadın programı yapıyoruz.
Top model şov yapmıyoruz. Hadi ilerle, hadi, hadi. En azından birini çağırsaydık. Getirin şöyle bakın, konuk koltuğu. Şöyle konacak o, böyle. Çek, 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 çek şöyle. Unutmayın, izlediğiniz her şey birilerinin aklı ve kafasındaki kurgular doğrultusunda biçimlenir. Mutfak salonun içinde, tuvalet yatak odasının içinde, benimkini de yatak odası da salonun içinde. Giriş iyi oldu. Size medya aracılığıyla ulaşan her bir ileti, gerçeğin yeniden kurgulanmasıyla oluşan birer gerçekliktir. Aslında kurgu insan yaşamının bütün evrelerinde yer alan bir şey. Belki kavram olarak söylediğimizde herkese yabancı geliyor. Bazen bir insandan bahsediyoruz. Bir konuyu anlatırken ne kadar neşeli ve güzel anlattığını söyleriz hep. Hep o kişiden bir hikaye dinlemek isteriz. Aslında o kişinin yaptığı da anlattığı şeyde çok güzel bir kurgu yaratmaktır. Biz de aslında kurgu yaparken çalıştığımız projelerde daha çok bu basit denklem üzerinden gidiyoruz ve her zaman yaratacağımız algıyı doğru yönde nasıl yaratırız, hangi unsurları öne çıkartırsak izleyen bizden vermek istediğimizi doğru şekilde alabilir, bunun üzerine gidiyoruz ve bunu yaparken de teknik imkanların ve kuramsal yapının bize verdiği bütün imkanları değerlendirmeye çalışıyoruz. Biz aslında bir gerçeği kurguluyoruz ama kurguladığımız gerçek daha sonra sizin zihinlerinize tekrar kurgulanıyor. Schopenhauer'un dediği gibi dünya kendi tasarımımızdan ibaret. Aslında bizim gerçeklik olarak algıladığımız şey tamamen kendi zihnimizde kurguladığımız bir dünya. Bazen çekim aşamasında olmayacak bir görüntü sizden isteyebilirler. Bu durumda yapmanız gereken şeyler gerçekten bazen zor olabiliyor. Örneğin burada şöyle bir çalışma var. Burada gördüğünüz şu pencere ve dışarıda kar olayı gerçekte yok. Ama program içerisinde bu kişinin oturup masada yazı yazarken dışarıda kar yağması ve kirli bir pencerenin olması gerektiğini anlatmamız gerekiyor. İşte bu yüzden bu objenin içine yeni bir pencere ve dışarıda kar yağışını ekleyerek ortaya yepyeni bir görüntü çıkartıyoruz. Sizin ruh haliniz, bulunduğunuz ortam ve kültürel birikiminiz, televizyonun ışık, ses ve renklerle oluşturduğu mesajla birleşerek beyninizin derinliklerinde bilinçli ya da bilinçsiz bağlantılar oluşturur. Beynin esas işlevi, araba kullanmak gibi karmaşık bir hareketler dizgesini bile bilincimizi kullanmadan yapabilmemizi sağlamaktır. Beynimiz böyle karmaşık işleri otomatik pilotta yapabilmek için vardır. Ve bunun için de son derece karmaşık öğrenme devreleri kullanır. Biz bu arada mesela araba kullanmak gibi bir şey yaparken arkadaşımızla felsefe bile tartışabiliriz. Yani bilincimize böyle bir alan bırakılmış olur. Karmaşık işler otomatikte yürür. Beynin bu otomatik pilot işlevi diyelim, günlük hayatımızı aslında çok fazla etkiliyor. Seçimlerimizi çok büyük oranda belirliyor. Seçim yapabilmek meselesi genellikle insanın özgür iradesiyle tercih ettiği, işte bilinçli bir yönelim olarak anlaşılsa da beyinde yaptığımız taramalar böyle olmadığını gösteriyor. Biz genellikle duygusal beynimize göre seçim yapıyoruz ve önceki yaşanmışlıklarımızın her an yaptığımız seçimlerde çok büyük bir etkisi var. Beynimiz tekrar tekrar gelen bilgiyi algı kanallarında doğru diye yerleştiriyor. Doğru olarak yerleştirdikten sonra da bunun gerçekliğini çok da fazla sormuyor. Dolayısıyla karar mekanizmalarında tekrar tekrar gelen bilgiler karar verici oluyor. Biz hep zannediyoruz ki aslında hayatımızda gerçek verilere, 2 artı 2'lere bakarak karar veriyoruz ama aslında böyle değil. Bu çocukluktan beri bize söylenen, öğretilmiş ya da medyadan tekrar tekrar duyduğumuz bilgilerle bir araya gelip biriktirilmiş bilgiye göre karar veriyoruz. Sizin için bir gerçeklik kurgulanmıştır. Gerçekliği izlediğiniz yayıncının güvenilirliğiyle ölçersiniz.
Peki doğrudan, gerçeklikten emin olabilir misiniz? Burası Cenevizlilerin yaptığı Galata Kulesi. Sizce gerçek mi? Efendim ben hakikat ile gerçeklik arasındaki farkı en iyi İngilizce kavramlarla da kullanarak anlatmaya çalışıyorum. Truth ve reality. Hakikat kolay kolay değişmeyen bir şey ama realite ise günün koşullarına göre değişen bir şey. Bir zamanlar dünyanın düz olduğuna inanılıyordu. Realite oydu ama hakikat öyle değildi. Hakikate baktığımız zaman bunun en güzel örneklerini dini esaslarda görüyoruz. Bütün semavi dinlerde olan kurallar vardır örneğin. Bunlar hakikattir. Yani yalan söylemeyeceksin, zina yapmayacaksın, adam öldürmeyeceksin vesaire. Bunun gibi bütün üç semai dinde de kurallar vardır. Fakat gerçekliğe baktığınız zaman gerçeklikte yalan, beyaz yalan, pembe yalan gibi bir sürü şeyler kullanılır. Diğer taraftan kitle iletişim araçları ise hakikatle ilgili dillerdir. Olmamaları da gerekir. Çünkü popüler kültür realiteyle, gerçeklikle ilgilidir. Gerçeklikte hedef kitlenin isteklerine, arzularına uygun hareket etmek, günün koşullarına, teknolojinin getirdiği noktaya göre konumlanmak ve konumlandırmaktır. Birebir gözlemleyen olmadığınız için aktarıcının doğrusunu kendi birikim ve sezgilerinizle tartarsınız. Birikim ve sezgileriniz ise yaşam sürecinizdeki olgu ve olaylarla, bir de genetik yapınızla şekillenmiştir. O şekillenmeye sizin bilginiz dışında yıllar boyu yön vermek iddiasında olan medyanın ciddi katkıları olmuştur. Beslendiğiniz damarların bir kısmı sizin tercihleriniz dışında tercihiniz zannetmeniz sağlanacak şekilde sizi donatmış olabilir mi? Muhtemeldir. Farkına varırsanız bu kalıptan çıkarsınız. Evet, televizyon bize bir gerçeklik sunar. Her iletinin bir amacı vardır. Televizyonculukta ise her bir ileti, yapımcının, yayıncının sözü bir televizyon programı formatı içine yerleştirilmiştir. Bana kısaca sorununuzdan bahseder misiniz? Şimdi bu mala denen kadın... Kadın deme, kadın deme! Diziler, gün içi stüdyo programları, çocuklara yönelik yapımlar, kadınlar için hazırlananlar. Tabii ki haberler çok önemli. Her bir haberin gücü ise onun ulaştığı insan sayısı ile belirleniyor. Yerel televizyonda başka, ulusal yayınlarda başka, uluslararası haber akışında ise etkileri çok daha başka. Manipülasyonlar, aldatmacalar, biz bunu televizyonlarda sıklıkla görüyoruz. Hatırlarsınız 91 yılında Irak Savaşı'nda Kuveyt'te o kuşların denizde o petrol batağında batıp öldüklerini gösteren resimlerle karşılaşmıştık. Aslında onun gerçeklik şeyi İzlanda'da petrol taşıyan bir geminin çevreyi kirletmesinden kaynaklı bir sıkıntıydı. Fakat o görüntüler alındı, Irak Savaşı'yla ilişkilendirildi ve toplumun birçok hassas noktasından birisi, işte hayvan sevgisi, çevre duyarlılığı bu konuda kullanıldı. 830 sularında E5 karayolu... Haberler doğrudan bilgilendirmek ve bir kanaat oluşturmak üzere hazırlanır. En doğru, en tarafsız haberi izlemek isteriz. Yayıncıya güveniyorsak haberlerine de güveniriz. Kamu yayıncıları bu açıdan en güvenilir haber ileticileridir. Çünkü ticari kaygı gütmezler. Öncelikleri para değildir. Kamu yayıncılığıyla özel yayıncılık arasındaki temel fark da işte burada belirginleşmektedir. Kamu yayıncısının ticari işletme gibi karlılık ve verimlilik esası üzerine dayalı kaygıları çok azdır, sınırlıdır. Kuşkusuz ki onlarda da vardır, onların da vakti 24 saattir. O 24 saati dolduracaklardır ama o 24 saati doldururlarken de karlılık ve verimli
ticari kaygılardan ziyade kamu yararı üzerine bina edeceklerdir onlar. Dünyanın her tarafında kamu yayıncılarının bu noktada biraz daha iyi olduklarını ifade etmemiz mümkündür. Televizyon izlerken aynı anda alttan geçen yazıyı, görüntüdeki ayrıntıları, hatta bindirilmiş konuşma yazılarını okuyabiliyorsanız, söylenenle yazılan arasındaki farkları görebiliyorsanız, görüntü ile söylenen arasındaki ters ya da doğru bağlantıları görebiliyorsanız, siz aslında sizi izleyenleri izliyorsunuz demektir. Peki bunların hepsini yapabiliyor muyuz? Yapmaya çalıştığımızda kafamızın daha fazla karışması ihtimali de söz konusu. Gerçekten bizim gerek siyasal anlamda, gerek toplumsal anlamda, gerek ekonomik anlamda alacağımız kararların ne yönde olması gerektiğinin belirlenebilmesi bilgiye bağlıysa, bu bilginin sağlanmasındaki kaynaklardan en yaygın olanı medya. Hele günümüzde internetin bize sağladığı olanakları dikkate aldığımız zaman bu ihtiyacın karşılanmasındaki zenginliği çok açık bir şekilde görebiliriz. Fakat her seçimin, her imkanın bir yan etkisi de oluyor kuşkusuz. Yani tıpkı ilaçlarda olduğu gibi bir yan etkiden de söz etmek mümkün. Görsel uyaranların, yani görüntülerin, fotoğrafların, gözümüzle algıladığımız her türlü iletinin bizdeki inandırıcılığı diğer uyaranlara göre daha yüksek. Sesin etkisi görüntünün etkisinden daha az. Ancak sesle görüntü birleştiğinde bu etki ikisinin toplamından daha fazla oluyor. Yapılan bilimsel çalışmalar bize bunu gösteriyor. Bir de bu etkiye dünyadan ve çevremizden haberdar olma çabamızı, merakımızı eklersek, haber yayınlarının etkisini daha kolay idrak edebiliriz. CNN uluslararası ilişkilerle ilgili olan kamuoyunu çok etkiliyor. Amerikan kamuoyunun önemli bir kısmı da o algılar üzerinden dünyayı görmeye başlıyor. O algılar üzerinden belli coğrafyaları kendisine yakın hissediyor. Belli coğrafyaları yalnızca çatışmalarla, vahşetle, akıtılan kanlarla beraber anıyor ve algılıyor. Bu da daha sonra karar alıcıların dış politikadaki kararlarına yansıyor. Terör örgütü Orta Doğu'da, IŞİD adlı terör örgütünün yükseliş döneminde, özellikle korkuların çok fazla kabartıldığı bir dönemdeydi. Medyanın vurguları o kadar önemliydi ki, arşivde çalışma yapıyordum, hiç unutamadığım bir hadise, bir Amerikalı uzman bana yapılan yayınlar üzerine Suriye'nin başkentinin terör örgütü tarafından düşürülmek üzere olduğunu söyledi. Neresi Suriye'nin başkenti dediğimde Kobani ismini verdi. Gerçekten de küre ölçeğinde yapılan yayınlar nerenin önemli, nereye bakılması gerekiyor, hangi kriz önemli, o medyayı, kamerayı elinde tutan aktör bakımından önemli olan, altı çizilmesi gereken neyse onu işaret ediyor. Algı yönetimi yeni bir kavram değil aslında. Medyanın düş gücünün sınırlarını zorladığı günümüzde artık güç medyayı yönlendirenlerin elinde. İletişim üzerine çalışan insanların bu gelişmeleri dikkate alarak tespit ettikleri ve de modelleştirdikleri, yani iletişim nasıl çalışıyor sorusunun bir çeşit yanıtını bulmak adına modelleştirdikleri çalışmalar var. Bunların arasında ilk başlarda özellikle kitle iletişim araçlarının hayatımıza girmesiyle birlikte, yani radyonun, ardından televizyonun, onun öncesinde gazetenin kuşkusuz, bakıyorlar ki orada yazılanların, radyoda söylenenlerin, televizyonda gösterilenlerin insanların üzerinde beklenmeyecek ölçüde olağanüstü büyük etkileri olduğu görülüyor. Ve diyorlar ki biz o zaman, yani doğruyu da söylemenin, bu doğrunun tek gerçek doğru olduğunu anlatmanın ve de insanları bu vasıtalarla, bu medya dediğimiz
iletişim araçlarıyla, özellikle kitle iletişim araçlarıyla bir çeşit manipüle etmenin, yönlendirmenin gücünü alabiliriz. Gücüne sahip olabiliriz. Algı yönetimi kavramı insanların bir şeyi nasıl algılayacağı, algılaması gerektiği, algıladığı, nasıl yorumladığı ve bu yorumla birlikte onunla ilgili nasıl bir tasarrufta bulunduğu durumu bütününü kapsar algı yönetimi. Algı yönetimi medya açısından önemlidir. Çünkü amaçladığı şeylere ulaşmada insanları, hedef kitlesini analiz etmesi, hedef kitlesini doğru şekilde görmesi, hedef kitlesinin neyi düşünmesi gerektiğini tespit etmesi ve bu düşünmesini sağlayacak süreçlerin oluşumunu gerçekleştirebilecek bilgi sunumunun yapılması, bunların tümü algı yönetiminin basamaklarındandır. Halkla ilişkiler kavramı Batı'da, literatürde artık algı yönetimiyle birlikte anılmaya başlandı. Algı yönetiminde 3 başlık öne çıkar. Bilgi ver, ikna et ve sürdür kavramları. Şimdi bilgiyi siz nasıl sunarsanız, bilgi ne şekilde verilirse alıcı, kullanıcı ya da izleyici o bilginin veriliş şekline göre yorumlar yapar. Ve o verilen bilgiye göre kendi açısından algılamasını sağlamlaştırır. Medyalar ve medya üzerinden algının yönetilmesi gerçekten çok önemli bir konu ve biz bunun etkilerini hayatın birçok alanında görüyoruz. Ekonomide görüyoruz, reklamlar üzerinden görüyoruz, siyasette, iç politikada görüyoruz ama aynı zamanda da uluslararası ilişkilerde de görüyoruz. Ve medya üzerinden toplumların yönlendirilmesi yalnızca ekonomik refah bakımından görece daha avantajsız pozisyondaki ülkeler için söz konusu ya da geçerli değil. İleri sanayi ülkelerinde de biz benzer meselelerle karşılaşıyoruz. Kararlarımızı gerçekten bizim süzgecimizden geçmiş veriler ışığında mı veriyoruz? Mutlaka her yayın kuruluşunun ister ticari işletme olsun, isterse kamu yayıncısı olsun, ideolojik bir perspektifi de vardır. Bu ideolojik perspektif çok önemlidir. Bu ideolojik perspektif bazen resmi görüşün ifadesi olabilir, bazen çeşitli siyasal veya ticari anlayışların yine yansıması biçiminde tezahür edebilir. Bu bakımdan da izleyicilerin mutlaka izledikleri her programda bu siyasal anlayışları da bir şekilde kendilerine zerk edildiğinin farkında olması lazımdır. Bana göre Amerika'nın kullandığı en etkili silah. Hani bir savaş uçağından, bir Amerikan askerinden, bir tanktan, bir tüfekten daha etkili bir silah olduğunu düşünüyorum. Televizyonun ve Hollywood'un özellikle. Çünkü hiçbir Amerikan filminde ben rastlamadım. Rastlayanlar varsa bilmiyorum. Kesinlikle bir Amerikan bayrağı görürsünüz. Kesinlikle bir kilise görürsünüz. Amerika'nın kendi yönetimini pohpohlayan birkaç cümle mutlaka rastlarsınız. Konu ne olursa olsun, bir aşk filmi izleseniz dahi bunu izleyicinin bilinçaltına yerleştirir. Televizyon bence tüm toplum için bir silahtır. Nasıl kullanıldığına bağlı. Doğru kullanırsanız iyi etkiler yaratabilirsiniz. Yanlış kullanırsanız da kötü etkiler yaratabilirsiniz. Bir ülkede iç savaş çıkarmak istiyorsanız bunu televizyonda yapabilirsiniz. Bugüne kadar birçok örneğini gördük ülkelerde. Bırakın iç savaşı, ülkeler arası savaş çıkarmak istiyorsanız bunu yine televizyonda yapabilirsiniz. Bu kadar etkili bir silah olduğunu düşünüyorum. Ve içerisinde çok fazla doğrunun olmadığını düşünüyorum. Yalanlar üzerinde kurulu ama işte onun inandırıcılığı, gerçekliği seviye seviye fark edilebilir. Farka uğrayabilir. Ama özünde yalan üzerine kurulu bir sistemdir. Televizyon dünyası. Yaptığınız diziden filme kadar
geçte geldiler. Bunlar da mesela gerçekte sizin Bıçak Ali ve Filint olarak gördüğünüz birer yalan. Bu adamlar normalde etten kemikten olma iki tane delikanlı. Çok da sevecen çocuklardı. Öyle bıçak kullanmazlar, silah kullanmazlar. Bireysel silahlanmaya... Ama Mehmet Özgür bizim her zaman hocamız. Estağfurullah. Dövüşmeyi de ondan öğrendik ayrıca. Bütün bu çekirge stillerin hepsini kendisi gösterdi. Bizim yalan. Dövüşmesine rağmen bizi sürekli dövüşe yolluyor. Yalan. Bunların hepsi yalan. Gördüğünüz gibi biraz önceden beri bunu anlatıyorum. Yani. Bu sistem yalan üzerine kurulu. Sahneye işte, gitmek zorundayız. Çok özür dileriz. Hadi gidin. Gördünüz mü? Geldiler ve yalan söylediler. Yok, çok dövüşüyormuşum falan için. Bunların hepsi hikaye. Öyle bir şey yok. Dayatılan gerçekliğin bizim hayatımızın gerçekliği olmadığını, birilerinin gerçekliğini gerçekmiş gibi kabul ettiğimizin farkına varabilmenin yolunun kendi gerçekliğimizi görmekten geçtiğini söyleyebilirim. Ama bunu nasıl yapabiliriz, nasıl bu çözümleri üretme yeterliliğine sahip olabiliriz, bu konuda çok düşünmek gerekiyor. İzlediğimiz her şey bizdeki altyapı üzerine bir şeyler inşa ediyor. Hatta uzun süreli tekrarlar bizim kanaatlerimizi değiştirebiliyor, kararlarımızı yönlendirebiliyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde herhangi bir konunun toplum tarafından kabul edilebilmesi ve ikna olabilmesi için herhangi bir taraf gözükmeden, ki bunu algı yönetiminin de özünde bu vardır, taraf gözükmeksizin bir konuyla ilgili toplumun bakış açısını, toplumun yönünü, toplumun o konuyla ilgilenmesini sağlayacak haberler verilmeye başlanır. Söz gelimi İstanbul'da çok uzun bir meşakkatli süreç yaşandıktan sonra iş yerimize varıyoruz. Orada küçük küçük ofislerde insanlarla konuşmadan, görüşmeden çok formal bir ortam içerisinde günü geçiriyoruz. Kendimizden beklenenleri yerine getirmeye gayret ediyoruz. Ardından akşam oluyor, tekrar arabalara biniyoruz, tekrar gidiyoruz ve televizyonun karşısında da çoğu kez uyuyarak yatağımıza gidiyoruz. Çalışan insanlarla beraber oluyorum ve de o insanlara ben bunu dediğim vakit hayır öyle değil. Biz gece saat 12'lere 1 lira kadar hafta içerisinde televizyonda izleriz, eşimizle dostumuzla da beraber oluruz. İşte hayatı dolu dolu sosyal bir ortamın bütün zenginliğini yaşayarak geçiririz diyen yok. Olması da mümkün değil. Yani belki daha küçük ölçekli yerleşim yerleri için bu bir ölçüde geçerli olabilir ama büyük kentlerde böyle bir durum yok. Ve büyük kentlerde sanayileşmiş ve post sanayileşmiş toplumlarda hiç yok. Şimdi öyle olunca bu kısa aralıklarla bize söylenenleri sorgulama, bunun içerisinde bir pozisyon alma, kendi hayatımıza ve yönümüze ilişkin kararları geliştirme anlamında da açık söylemek gerekirse çok fazla düşünecek zamanımız da yok. Kaldı ki düşünmek de istemiyoruz. Çok hazır bir şekilde bize en doğru gelenin üzerinden bir pozisyon almaya, bu kolaycılığa kaçarak varmaya çalışıyoruz. İşin püf noktası budur. Televizyon, biz pasif alıcı olduğumuz sürece kavramlarımızın içini boşaltabilecek, yerine başka şeyler koyabilecek bir güce sahip. Ekranların başındaki değerli izleyiciler, stüdyodaki sevgili arkadaşlar, hepiniz yeni sezonunda yepyeni dekoruyla ÇTV'nin en çılgın, en çatlak, en çetrefilli şovu Yıldırım Şov'a hoş geldiniz. Az önce formattan söz ettik. Format, bir program söz konusu olduğunda onun yapım örgüsünü, belirleyici özelliklerini ifade eder. Yani programın iskelet yapısı bellidir. Ya yeni bir format oluşturulmuş ya da dünya televizyonlarında çok beğeni toplayan formatlardan biri yerli içerikle süslenmiştir. Birazdan soğan doğruyoruz. Orada tavamıza boca ettikten sonra... Sevgili ÇTV izleyicileri, ben Kıdır bulamadık. Şu an spor haberleriyle karşınızda. Benim makyajına benim param gitmez. Bize ne anlatıyor bu programlar? Mesela her gün onlarca programda
hangi ottan kaç tutam neyle karıştırılıp nasıl tüketilirse hangi hastalığın iyileşmesine yardımcı olur bilgisi veriliyor. Türlü türlü bitki karışımı tarifleri. Bunu sabahtan, şunu kuşluk vakti, bir ikini sıcak, ötekini 5 dakika demledikten sonra, olmadı uykudan önce. Hiç düşündünüz mü? Her birinin ayrı ayrı faydalı olduğu anlatılan yüzlerce ota. Hadi bunlardan sadece 30 tanesi sizin için uygun görünsün. Bu 30 tür ota hayatınızda ne kadar yer verebilirsiniz? Belki sadece üçünü pişirebileceğimiz onlarca yemek tarifini neden izliyoruz? Tabii ki izlediğimiz her yapımdan bir şeyler öğreniyoruz. Nar ekşisi de çok yakışıyor biliyorsunuz bu salatalara. Peki, dedikodu programlarının, herkesin birbirinin yemeğini, giysilerini eleştirdiği, karşısındakini incitmekten en küçük bir rahatsızlık duymadığı programlar bize ne öğretiyor? Oysa ki biz, nimete bahane bulunmaz diyen, evdeki yaşlıların değerini anlatmak için ocak kütüksüz yakışmaz sözünü ailenin temelini harç yapan bir kültürün içinde yetişmedik mi? Rahatsız edici ama gerçek şu ki, tümünü gerçek zannedip akımına kapıldığımız birçok yapım, bizi yönlendirmek üzere gerçek kişi ve olaylarla kurgulanmış gerçeklik oyunlarından başka bir şey değildir. Eğer iktidara adaysanız medyayı ele geçirmeniz gerekiyor. Eğer ekonomik anlamda belirli bir gerçekleştirmek istediğiniz bir hedefiniz varsa, bir pazarın payının kendi lehinize artmasına yönelik bir gayretiniz varsa, bunu medyayla yapabileceğinizi anlamış oluyorsunuz. Ya da bir star endüstrisi üzerinden şekillenmiş, diyelim ki sinema, müzik endüstrisi içinde faaliyet gösteriyorsanız medyayı kullanmak durumundasınız. Çünkü orada sergilediğiniz her şey halkın, toplumun, insanların kabul ettiği, benimsediği, sevebileceği ikonlar haline dönüşebiliyor. Yalnızlaştığımız modern dünyada televizyon boşlukları doldurmaya talip bir iletişim aracı. Bizim ülkemizde hatırladığım kadarıyla 1970'lerde giren televizyon dünyanın birçok ülkesine Amerika tarafından sokuldu. Ve Amerika'nın dünyayı televizyonla sömürge haline getirdiğini düşünenlerdenim. Eğer bir ülkeyi sömürgeleştirecekse ya da bir ülkeye el atacaksa Amerika, önce oraya televizyonunu koyuyor. Televizyonun içerisinden kendi öğretisini o insanlara veriyor. Ondan sonra arkasından o insanların zaten öğrenmiş oldukları kolayı, ondan sonra MBA'yı falanı filanı dizilerle beraber o ülkeye sokuyor. Ondan sonra da o ülke zaten bir anlamda kendi özbenliğinden uzaklaşmış oluyor. Çünkü bunlarla o kadar haşır neşir oluyor ki bir saatten sonra. Artık onun için ebeveynine duyacağı saygı ya da kendi örf adetleriyle yaşadığı ya da yaşayacağı bir hayat ona çok daha uzak gelmeye başlıyor. Çünkü ona sunulan şey daha onun için daha temiz, daha berrak, daha yaşanılabilir, daha özendirici, daha zengin bir hayat oluyor. Ve insanlar da kendi özbenliklerinden bunların karşılığında çabuk sıyrılıyorlar. Sinemanın sırları. Sahne 1, tekrar 2. Hollywood'dan merhaba. Özellikle Amerika, Hollywood sineması kendi emperyal vizyonlarına uygun projelere imza atıyorlar. Ve ben hep şunu sorgulamışımdır. Neden dünya bir felakete uğradığı vakit Amerika'da bir kahraman dünyanın kaderini değiştirecek bir başarıya imza atıyor? Çünkü emperyal devletler mitolojik kahramanlar üretirler. İşte Superman, Örümcek Adam ve daha sayamayacağınız birçok kahraman Hollywood üretti ve dünyanın kaderini tetikledi. Bütün bunların ötesinde belki de asıl sorulması gereken soru şu. Peki biz televizyon seyrederken aslında neleri kaçırıyoruz?
kar yağıyor. Çok güzel bir bahçenin de önündeyiz. Aslında ne kadar doğal görünüyor değil mi? Ama benim gözümle bakarsanız hiç de doğal değil. Çünkü buralarda yapılan peyzaj düzenlemeleri, ki tırnak içerisinde peyzaj doğanın taklit edilmesidir. Ama burada gördüğünüz gibi doğanın çok da taklit edildiği mekanlar değil. Nasıl mı? Bakın burada bitkiler var. Duvar şeklinde budanmış. Doğada bitkiler böyle duvar şeklinde budanmıyor. Sadece bitkilerde mi? Değil. Hayatımızın her aşamasında bir sürü şeyi evirip çevirip hiç de doğal olmayan bir şekilde bize doğal diye hep sundular. Biz de doğalın gerçeğini bilmediğimiz için onları aldık, kabul ettik. Tıpkı sahte şekerden yapılmış balları gerçek zannedip yemek gibi. Biliyor musunuz, çocukların çoğu çileği fabrikada yapılıyor zannediyorlar. Çünkü onlar hiç doğayı görmedi. Bir sürü yeni nesil hiç bu ağaçların üzerine çıkarak büyümedi. Bizim gibi şanslı değildiler. Bize sürekli olarak bir şeyler, size zahmet etmeyin. Siz evinizde, sırça köşklerinizde, 18. katlarda kuşlar gibi oturun. Biz size her şeyi sunarız. Siz yeter ki parayı verin dediler. Televizyon bize her şeyi servis yaptı ya da yaptığına inandık. Ama gördük ki gerçek mutluluk doğala dönmekte, gerçekten üşümekte, kar topu oynamakta. Yeni nesiller kar topunu falan bilmiyorlar. Allah'tan biz çok şanslıyız ama çocuklarımıza da artık bu yeni uyanışta onları doğayla buluşturmanın bir sürü yolunu gerçekten arıyoruz. Onun için de bir sürü programlar yapıyoruz. Çocukluğunuzdan beri birçok alışkanlığınız reklamlarla oluşmuşsa yapacak pek bir şey yoktur zaten. Dudak bence en güzel. Dudak en güzel. Ama hikayeniz bir kere olsun soru sormakla yön değiştirebilir. Bundan sonra kendi senaryonuzu yazmaya başlayabilirsiniz. Medya işletmelerinin tamamı birer ticari kuruluştur. Bunlar ticari kuruluş oldukları için mutlaka bunların rating diye bir kaygıları vardır. Yapmış oldukları her türlü programın izleyiciler tarafından kabul görmesi onlar için çok önemlidir. Şayet kabul görmezse televizyon kuruluşlarının o ticari işletme vasfı ciddi anlamda sıkıntı görecektir. Niye? Kârlılık ve verimlilik bütün ticari işletmelerde esastır. Kârlılık ve verimliliği temin etmek için bazen kuralların dışına çıkarlar. O ratingleri bir hayli kendileri lehine tesis etmek isterler. Sattıkları meta nedir? Haberlerdir. Sattıkları meta nedir? Programlardır. Sattıkları meta nedir? Reklamlardır. Bunların hepsi bir bütündür ve ticari işletmeyi yaşatırlar. Yani onların malzemesi insana yöneliktir. İnsana yönelik bu malzemeyi satmak için de ellerinden geleni yapacaklardır. Dursun, şu an oynadığı takımda dursun, sporunu yapsın, ekmeğine baksın. İşte bu noktada medya okur yazarlığı devreye giriyor. Çağımızda medyadan yararlanan herkes bir anlamda medya okuryazarı sayılabilir. Bilinçli medya okuryazarı olmaksa biraz dikkat gerektiriyor. İşte bu her şeyi değiştirir. Adına kuşak farkı denilen şey günümüzde artık neredeyse farklı ahlaki ve kültürel alışkanlıklar taşıyan yaş grupları arasındaki çatışma anlamına gelir oldu. Çünkü iş hayatında koştururken çocuğunuz kültürünü, geleneklerini, ahlaki değerlerini, eğer büyük annelerinden birinin yanında büyümüyorsa, ağırlıkla en kolay ulaşabildiği kitle iletişim aracı üzerinden, yani televizyondan öğreniyor. Peki çocuğunuz siz evde yokken, ya da siz sosyal medya ağındaki sonu gelmez like'larınızla ilgilenirken neler izliyor? Çizgi filmler. Peki onların ne kadarı bizim öz kültürümüzün ürünü? Sevinilecek bir şey varsa o da son yıllarda yerli yapım animasyonların çoğalmasıdır. Ne oldu sana? Bozuldun mu? Bu noktada bir eğitim gerekmektedir. Bu eğitim dünyanın her tarafında çok küçük yaşlardan itibaren başlamaktadır. İlkokullardan itibaren başlamaktadır. Biz her yaştan insan medya tüketicisiyiz. Sadece çocuklar tüketmiyor ki bir tek sorumluluğu onlara verelim ve onlar öğrensin. Peki biz ne yapacağız?
bizim de öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü medyaya biz de muhatapız. Yapılan araştırmalar her yaş kategorisinden insanların 4 ila 8 saat arasında günde medyayı tükettiklerini, özellikle televizyon karşısında durduklarını göstermektedir. Şimdi yeni medya ile birlikte televizyon karşısında durma rakamları azalmıştır ama gene de 4 saatin altına düşmemiştir. Birinci yüzyılda artık milenyum çağında tüm medya araçlarından söz ederek bunu doğru okumak, bunun mutfağını iyi görmek ve enformasyonla ilgili tüm yanlış, yalan, yanlış haberlerden tartarak, emin olarak sonuca gitmemiz gerekir. Medya okuryazarlığı da bu demek. Medyanın arka planını görmek, tüm iletişim araçlarını süzgeçten geçirmek, mantık süzgecinde, beynimizin süzgecinde, düşüncelerimizin süzgecinden geçirmemiz gerek. Sosyal medya ağlarının etki alanını artırıyor göründüğü günümüzde bile televizyonun yadsınamayacak bir etkisi söz konusu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın seçmeli ders olarak müfredata aldığı medya okuryazarlığı, zihni berrak nesillerin yetişmesi açısından önemli. Medyanın olumsuz etkilerinden kurtulmak için müfredatta yerini alan medya okuryazarlığı derslerinin faydalı olacağı öngörülüyor. Ancak ebeveyn ve sivil toplum kuruluşlarının da sorumluluk alması gerekiyor. Kötü adam iyi adamı öldürmüş, kötü adam bütün çiçekleri çöpe atmış. Bir tane çiçek bırakmış. Biz ne yapmalıyız? Ben ne yapmalıyım? Belki de çok karamsar olmamak gerek. Medyanın gücünün farkındaysak, elbette onu önce kendi toplumumuz, sonra da bütün dünya için olumlu sonuçlar verecek şekilde biçimlendirebiliriz. Bu, medyanın içinde olanlar açısından bir değerlendirme. Öte yandan hepimiz hedef kitle olarak tanımlanan, alıcı konumunda bulunan bir kitlenin içerisinde bulunuyoruz. Ve izlediğimiz her şeyi gerçekmiş gibi algılama eğilimindeyiz. Günümüzde en önemli sorunlardan, medyada yaşanılan sorunlardan bir tanesi gerçeklik kavramıdır. Gerçeklik kavramını biz üç kısımda ele alıyoruz. Bu özgün gerçeklik, sunulan gerçeklik ve algısal gerçeklik olmak üzere. Radyoda, gazetede, televizyonda, sinemada sürekli olarak sizin görmüş olduğunuz ya da dinlemiş olduğunuz şeylerin bir kurgusu, bir amacı var. Özgün gerçeklik kavramı bir durumun kronolojik olarak direkt ortaya konulmuş hali. Sunulan gerçeklik ise bu özgün gerçekliğin bir muhabir tarafından, bir anlatıcı tarafından ya da bir sinema yönetmeni tarafından kendi deneyim alanlarını dikkate alarak bu bilgiyi, haberi, olayı, olguyu size kendi açısından, kendi bakış açısından sunmasıyla ilgili bir durum. Üçüncü konu ise algısal gerçeklik. Algısal gerçeklik dediğimiz şey ise sadece sizin sunduğunuz, bildirdiğiniz, ortaya koyduğunuz şey değil, izleyicinin sizin anlattıklarınızdan ne anladığı. Ben üniversitede ders verirken iletişim fakültesinde öğrencilerime ilk derste sorduğum olur. Türk Ceza Kanunu'na göre jüri sağda mı oturur, solda mı oturur diye sınıfın yarısı sağda, yarısı solda oturur şeklinde cevap verir ve buna çok sık tanık olurum. Bunun hakikatle hiçbir alakası yoktur. Bu bir gerçeklikle ilgili bir meseledir. Çünkü izledikleri Amerikan dizilerinde genellikle mutlaka her Amerikan dizisinde mutlaka ya hastane ya mahkeme ya polis ya kilise gibi Amerikan toplumunun temel direk taşları bulunur. Bu gerçeklikten yola çıkarak da bir gerçeklik yanılsaması olur ve televizyon gerçekliğin yaratılmasında çok ciddi bir görev görür ama hakikati değiştiremez. Yani
Hristiyan propagandası bol Hollywood filmleriyle büyümüş bir sürü nesil olmasına rağmen Türkiye'de Türk halkın Hristiyan olmamıştır. Yani değerler ve hikmet noktasında, hakikat noktasında kitle iletişim araçlarının büyük etkiler yarattığını söylemek mümkün değildir. Ama realite konusunda yaratır. Popüler kültürün amacı da budur zaten. Realiteye üzerinde hareket etmek ve çarpıtmak ve karşı tarafı ikna etmek üzerine kuruludur. Mesela ben hatırlıyorum çocukluğumda ajans haberleri vardı. İşte böyle yaşlı başlı kırsal kesimden örnekleri hatırlıyorum. İnsanlar o ajansı dinlerlerdi ama o dinledikleri haberleri çevresinde daha işte gün görmüş, daha bu konularla ilgili bir takım fikirleri dile getirdiği için tanınmış insanlara sorarlardı. Bu böyle diyor ama sen ne diyorsun? Ve o söylenenin, yani o medyada söylenenin o insanlar tarafından yeniden yorumlanması üzerinden bir fikre sahip olurlardı. Bu çok yaygın ve hala daha memleketimize de baktığımız vakit özellikle daha geleneksel, daha iç içe yaşayan toplumlarda bunun böyle olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kanaat önderlerinin kim olduğu önemli. Onların anlatılan medyanın dile getirdiklerini değerlendirmedeki pozisyonları, duruşları çok önemli. Çıkarları çok önemli. Yanlış yönlendirme gücü ya da doğru yönlendirme gücü bu sefer medyanın ikinci ayağındaki bu insanlara geçmiş oluyor. Doğaya baktığımızda her şey kendi içinde bir normal koşulları altında çeşitlilik sergiliyor aslında. Yani elimize bir avuç tohum alıp da şöyle serptiğimiz zaman işte 10 tanesi buraya, 8 tanesi buraya, hani 12 tanesi de bir tarafa gidiyor. Dağılıp normal dağılım bu yönde oluyor. Eğer arkadan bir rüzgar esmezse normal dağılım bu ama eserse 90 tanesi bir tarafa, 10 tanesi bir tarafa koyuyor. Sürekli esen rüzgara göre yön alıp ilerlediğimizde geldiğimiz nokta aslında istediğimiz kendi yeteneklerimize uygun bir nokta olmayabilir. Ya da gerçekten hayalini kurduğumuz nokta olmayabilir. Her türlü olumsuzluğu normalmiş gibi ortaya koyan dizilerin karşısında bize bizi, özümüzü hatırlatan yapımlar da var. Bu şehrin adı boşuna der saadet değildir kıyaset. Süreyya Hanım, ben... Yok, bu çok resmi oldu. Süreyya'cığım, ben... Bu da çok senle benle oldu. Sözlü kültürümüzün bir devamı olan kültürümüzde öyküler genellikle kahramanlık destanları üstüne kuruludur. Diriliş Ertuğrul ve Filinta dizileri bu kahramanlık metaforunu başarılı bir şekilde kullandıkları için dikkat çekici. Sözlü kültürle kuşaktan kuşağa aktarılan nice kahramanlık öyküsü 70'li yıllarda çekilen Yeşilçam filmleriyle hayat bulmuştu. Ancak bu öyküler uzun yıllar bir tarafa bırakıldı. O yıllarda çekilen filmler zaman zaman alay konusu edildi. Oysa bugün görüyoruz ki iyi ki o filmler çekildi. İyi ki gazetelerde kendi kültürümüzü temel alan çizgi romanlarımız tefrika edildi. Çünkü o eserler bize bir rol model sunuyor ve geleneksel dokumuzu diri tutuyordu. Ve şimdi uzun bir aradan sonra günümüz izleyicisini ekran başına çekecek çok iyi işler yapılmaya başlandı. Biz kahramanları seven bir milletiz. Savaşçı bir toplum olduğumuz için ve göçebe bir yaşam tarzından geldiğimiz için, sözlü gelenekle yetişen ve büyüyen bir toplum olduğu için bizim her köyde, kasabada, mahallede, daha eski dönemlerde obada, o çadır yaşamlarının içerisinde bir anlatıcı tarihsel kahramanların hikayesini, destanlarını sürekli anlatırlar ve o hikayeyi ve o kahramanları anlatırlarak her çağda bunu dinleyen insanlar kendi hayallerinde o kahramanın yolculuğuna çıkarlar. Adı hikaye, kendi gerçek. Nedir? Oğuz Kağan'ın destanı, Manas destanı, Hazreti Ali'nin cenkleri, Dede Korkut'un hikayesi,
Battal Gazi destanları gibi sayısız halk hikayeleri ve halk kahramanları her çağda ve her dönemde kitlelere hitap edebilmiştir. Ve bu yüzden destansı ve kahramansı hikayeleri çok severiz. Bugüne döndüğümüz vakitte de şununla karşılaşıyoruz. Bugün herhangi bir dizi hikayesi de aynı heyecanı uyandırabiliyor kitlelerde. Bir dizi kahramanı öldüğü vakit ilanları verilebiliyor. O dizi kahramanını kendi hayal dünyasında yaşatıp, kendini onunla özdeşleştirip rol modelle beraber bir yolculuğa çıkabiliyor. Tabii izleyici neden bunu gerçeklik dünyasında inşa ediyor diye baktığımız zaman Türkiye'nin sosyopolitik gerçekleri, ekonomik durumu ve birçok unsuru var. Ve insanlar gerçek hayatta bunlarla mücadele edemediği için hayal dünyasında bu kahramanlarla beraber yolculuğa çıkıyor. Ve onun gibi olabilme arzusu en azından insanları mutlu ediyor diye düşünüyorum. Aşağı yukarı binli yıllardan itibaren bu Hazar coğrafyası, Maviren coğrafyası, Maviren Nehir coğrafyası ve Anadolu'da biz bin yılın 8 asrı bu coğrafyayı yönetebilmiş bir tecrübenin mirasçısıyız. Her daim bu toplumun bireylerinde geçmişe büyük bir atıf ve özlem var. Yeniden o cihan şümul, parlak günlere dönebilme hayali ve arzusu var. O yüzden insanlar kendini Ertuğrul Gazi ile özdeşleştirdi. Onunla beraber savaşlara gidiyor, onunla beraber cenk ediyor, onunla beraber yeni bir dünya ve devlet kurabilme hayalini taşıyor. İzleyici seyrettiği filmin kahramanlarıyla bir özdeşlik kurar. O kahramanın doğrularını doğru olarak kabul eder. Filmde kurgulanan gerçeklik, onun duygu dünyası ve birikimiyle birleşerek yeni bir gerçeklik oluşturur. Bu hassas bir nokta. Hoca da melanetini itiraf eder mi? İttireceğiz. Her şeyden önce sıradan günlük yaşantılarından kurtaran bir dünyaya geçiriyoruz bu insanları televizyon seyrederken. Nedir bu? Daha iyi bir yaşam mesela hayal ediyorlar. Bu daha iyi bir yaşamı sıradan hayatlarında gerçekleştiremiyorlar. Fakat televizyonda kendileriyle özdeşleştirdikleri karakterlerin bu şekilde yaşadıklarını görünce mutlu oluyorlar. Bazen sevmiyorlar, bazen nefret ediyorlar. Yani bu yarattığınız karakter ile izleyici arasındaki duygular aslında hepimizin hissettiği duygular. Diziler, televizyon programları izleyiciyi büyük şekilde, özellikle Türk izleyicisini çok yoğun bir şekilde etkiliyor bildiğiniz gibi. Herkes yaptığı programın bir şekilde etkili olmasını ister. Seyredilmesinin yanında bir şeyler de söylemek ister dizisinde, özellikle dizilerde. Bu anlatmak istediğini bazen çok bariz bir şekilde verir, bazen alt metinlerle vermeye çalışır. Türk izleyicisi genelde araştırmaya ya da okumaya çok hevesli olmadığı için televizyonlardan takip etmeye çalışıyor tarihi. Hatta televizyon dizilerinin özellikle gerçeği gösterdiğini düşünüyor. Tabii bu bir ölçüde doğru ama bir ölçüde de bir kurgu yapılması gerekiyor, seyredilebilir olması için. Burada da dizimizde de biz belli bir padişah söylemiyoruz, padişahın ismini vermiyoruz ama dönemimiz 19. yüzyılın ikinci yarısı. Yani bu Abdülhamit Han, Abdülaziz'i ve Abdülmecid'i kapsayan bir dönem aslında, üçünün birleştiği bir dönem. Bu döneme dair genelde algı Osmanlı'nın çöküş dönemi olduğu düşünülüyor. Tabii eskiye göre bir gerileme denebilir ama aslında bu dönemde, özellikle Abdülhamit Han döneminde, bu kadar zor bir dönemde hiç toprak kaybedilmemiş. Biz biraz bu çöküş dönemi algısını yıkmak için de İstanbul'un hala o dönemde dünyanın baş şehirlerinden biri olduğunu vurgusunu anlatmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi ana amacımız seyredilebilir bir dizi yapmak ama bunun altında da az da olsa birazcık insanları araştırmaya yöneltmek. Çünkü okumak için insanların bir şeyleri merak etmesi gerekiyor. Merak ettirmek de özellikle Türkiye'de televizyonla çok hızlı bir şekilde yapılabiliyor. İzleyicinin hayal dünyasını tetikleyecek etkili yapımlar aynı zamanda ufuk açıcı bir rol de üstlenebilir. Çünkü hayal edebiliyorsanız yapabilirsiniz demektir. Destanların devam rolünü üstlenen Diriliş Ertuğrul ve Filinta büyük ilgi gördü.
Akıyor. 3, 2, 1, buyurun. Biz de artık dünyanın birçok ülkesine Amerika'dan sonra en çok dizi satan ülke haline geldik. Ve biz de artık kendi örf adetlerimizde, kendi benliğimize dönüp diziler yapmaya başladık. Bunlardan iki tanesinin örneği işte şu an TRT'de yayınlanıyor. Diriliş ve Filinta. Belki bunları o dizileri pazarladığımız ülkelere pazarlayıp biz de farklı şeyler o insanların bilinçaltlarına koyabiliriz. Belki bu işe yarar Türkiye için bu silah. Lüzumlu olmadığını düşünüyorsunuz değil mi paşa? Mutlaka siz daha doğrusunu bilirsiniz sultanım. Bunlar elzem. Baş üstüne sultanım. Size medyanın yanıltıcı olma ihtimalinden söz ettim. Belki de ben söz ettim. Ben gerçeğim. Hayır asıl ben gerçeğim. Ben aslında şu an evde koltuğumda oturmuş bu programı seyrediyorum. Hangi gerçek? Kimin gerçeği? Size kim ne anlatıyor? Siz ne anlıyorsunuz? Ben ne anlıyorum? Ümit ediyorum ki yeni nesil bir süre sonra gerçek doğanın ve doğalın ne olduğunu anlayacak. Bunun için ümit ediyoruz ve bunun için de televizyonlara çok görev düşüyor. Bitti.